Bak sen şu tırtıla. Nasıl da boyundan büyük işlere kalkışıyor. Yemyeşil yaprakları çelebi misali fethediyor. Aylar süren uykusundan yeni uyandı. Güç toplaması lazım. Daha yapacak çok işi var. Tırtılın koşturmacası tam 1,5 ay sürecek. Bir de iştahlı, bir de seçici ki sormayın. Sadece dut yaprağı yiyor. O da taze olacak. Bu döngü binlerce yıldır sürüp gidiyor. Binlerce yıldır sessiz sedasız bir mucize gerçekleşiyor. İpek böceğinin mucizesi. İpek, ipek böceği tırtıllarının ördüğü kozalardan elde edilir ve de dünyanın en değerli lifidir. Hatta literatürde liflerin kraliçesi olarak bilinir. Kimileri ipeğin insan derisini sağlıklı ve genç tuttuğunu savunur. Çinli kadınların ipeksi ciltlerinin sırrının da bu olduğu söylene gelir. İpek, lüksün, zarafetin ve asaletin suretidir. İpek denince zenginlik akla geliyor. Yani güç, kuvvet, her şey. Çünkü Allah'ın yarattığı çok özel bir elyaf. Prestij demek ipek baktığınızda. İster milattan sonra 330'da Bizans dönemine gidin, ister Osmanlı saraylarına. İpek bir tarih, bir kültür. Onu giyen de tabii ki bir kültür taşıyor üzerinde. İpek çok kıymetli bir mücevher gibi algılanmalıdır ki gerçekten de öyle. İpeğin elde ediliş safhalarına baktığımız zaman gerçekten bir mücevher olduğunu fark edebiliyoruz. Doğal ipliğidir ipek. Bilim insanları uzun zamandır bu formülün peşinde. Ancak henüz küçük tırtılın sırrı çözülebilmiş değil. İpeğin cazibesi yumuşaklığı, parlaklığı ve dayanıklılığıyla sınırlı kalmıyor. Boya tutma özelliğiyle de nadide bir kumaş. Öyle ki ipek renklerle gülistana döner, gökkuşağının dili tutulur. İpek üzerine ipek tablolar yapıyorum. Öncelikle ipek yastıklar yapıyorum, ipek fularlar yapıyorum. Yaptığınız şey değerli kılan ipek. Yani başka bir kumaşa çalışayım, yani kulun yapmış olduğu başka bir kumaşa çalışayım. Aynı renkleri, aynı güzellikleri alamıyorum. İpek her zaman için bir ayrıcalıktır. Ayrı bir kalitedir, ayrı bir özgüvendir. Taşırken de insana ayrı bir güven duygusu verir. Hoş veya yumuşak, tabii bir yumuşaklığı ipekimsi diyoruz değil mi? Benzetiyoruz, bir simge demek ki. Bir sürü edebiyata geçmiş vesaire. Tabii yüzyıllarca yaşamışız onunla beraber. Hala da yaşıyoruz. Allah da eksik etmesin, hep yaşayalım. Yaklaşık 60 ülkede ipek üretiliyor. Ekonomik açıdan önem taşıyan 20 ülke var. Çin, Hindistan, Türkmenistan, Brezilya, Özbekistan, Tayland ve İran bunlardan birkaçı. Ham ipek üretiminde Çin %70'lik payla birinci sırada. Türkiye'de kendi ipeğiyle dünyada marka olmuş bir ülke. Bursa ipeği ya da namı diğer Türk ipeğiyle. Zaten Bursa'nın bir adı İpek Şehir. Anadolu'da
Eskiden bir tabir vardı. Sanki bulunmadık Bursa kumaşı derlerdi. Şimdi asırlar önce, yani Bursa ipeği o kadar kıymetli ki bulmak kolay değil. O bakımdan böyle bir tabir vardır. Bursa ipeği tabii dünyanın en kaliteli ipeği olarak yıllarca, asırlarca bu yaşamını sürdüre gelmiş. Örneğin Bursa kuruluşundan 1326'dan 1453'e kadar Osmanlı'nın ilk başkenti olarak görev yapmış. Bu dönemde Koza Hamdi Hanlar Bölgesi dünyanın ipek merkezi. İpek merkezi, dünya ipek rekoltesi, dünya ipek borsası burada açılıyor. Böylesine bir zengin ipek potansiyeli var. Tabii bunun da neden Bursa diye soracak olursak, bunun temeli doğadır. Yani Bursa'nın tabii iklimi, doğal özelliği, coğrafyasının özelliği, hem ipeğin temel bitkisi olan dut ağacı, hem de ipek böceğinin bölgede çok daha verimli gelişmesinin temel bir etkeni olmuş. O bakımdan Bursa'nın adı İpek'le özdeşleşmiş, İpek şehir olmuş Bursa. İpek böceğinin ana vatanı Çin. Rivayete göre M.Ö. 2600'lerde hüküm süren Çin İmparatoru Huang Ti, saray bahçesinde bir tırtılın dut yaprağı yediğini ve sonra da koza ördüğünü görür. İmparator bu kurdun incelenmesini emreder. Görevi de eşi kraliçe Li Zu'ya verir. Kraliçe zamanla kozadan iplik çekilebileceğinin ve bunun da dokumacılıkta kullanılabileceğinin farkına varır. Bu nedenle tarihte Li Zu bir ipek ilahisi olarak bilinir. Yıllar Çin, Hindistan, Taşkent, Bağdat, Şam ve İstanbul'dan geçen tarihi ticaret yoluyla batıya taşındı. 8000 kilometre uzunluğundaki yol doğudan batıya, batıdan doğuya sadece tacirlerin değil, bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve de kültürlerin aktığı bir yol oldu. Adına da İpek Yolu dendi. İpeğe sadece bir kumaş olarak bakmak veya bir lif olarak bakmak yanlış olur. Bir kültür, öğrenilen ve öğretilen bir kültür. Öyle bir kültür ki kıtaları birbirine bağlamış baktığınızda. Doğanın bize en büyük armağanı olan ipek, Asya'yı Avrupa'ya kavuşturmuş. Bu vesileyle dünya üzerinde bilinen ilk ekonomik köprü kurulmuş, İpek Yolu ortaya çıkmış. O yüzden ipek bir kültürdür tabii ki. İpeğin Anadolu'ya gelişi ise Bizans İmparatoru Justinian ile gerçekleşiyor. İmparator ipeği araştırmak üzere iki rahibi Çin'e gönderiyor. İpek böceğinin yetiştirilmesi ve kozadan ipek çekilmesini öğrenen rahipler kamış bastonların içine ipek böceği tohumlarını saklayarak İstanbul'a geliyor. Böylelikle ipek böcekçiliği ilk kez Asya'dan Avrupa'ya taşınmış oluyor. Anadolu'da ipek böcekçiliği ve dokumacılığı hızla gelişiyor. Ama efsane 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkıyor. Sultanların ipeği olarak da bilinen Bursa ipeği dokunmaya başlanıyor. Yani Türk ipeği. Thank you.
biliyorsunuz Osmanlı bütün dünyaya hükmeden bir hanedanlık ve orada hanedanın kullandığı gerek kıyafetler gerek eşyalar bütün görkemini, Osmanlı'nın görkemini yansıtması gerekiyordu. Bunun için de ipek sarayda çok büyük rağbet görmüş ve yüzyıllarca sıklıkla kullanılmış. Yıllardır ipekçiliğiyle tanınan bir kent. Bu özelliğini sahip olduğu yeşil hazineye borçlu. Sadece dut ağaçlarının yapraklarıyla beslenen ipek böceği kısa zamanda kentin en önemli ekonomik kazancı oluyor. Buna sarayın merakı da eklenince Bursa ipeği 15. ve 16. yüzyılda dünyaca bir üne sahip oluyor. Öyle ki Bursa sadece Osmanlı padişahlarını değil Batı dünyasını da giydiren bir moda merkezi oluyor. Avrupa saraylarında verilen balolarda kraliçeler Bursa ipeğinden yapılmış elbiseler giyiyor. Kayıtlara göre Bursa bugün Milano'yla aynı konumdaydı ve dünyanın her yerine ipek kumaş ihraç ediyordu. Dokumalarından yapılmış kıyafetler giymek sosyal statünün önemli göstergelerinden biri o dönemde Osmanlı Devleti'nde. Özellikle kıyafetlerinde, kaftanlarında, kadılar cübbelerinde, haremdeki önde gelen kadınlar yine kıyafetlerinde Bursa dokumalarını kullandıklarını bilmekteyiz. Bursa dokuması derken zaten o dönemde ipek olduğu için ipek ve türevleri kadife buna dahil, tafta buna dahil, kemha bilinir. Ki 15. yüzyılda mesela Bursa alacası diye bilinen bir kumaş vardır. Arap dünyasında bile çok meşhurdur. Yani Arap tüccarlar çeşitli mallar getirirler, baharatlar, sabunlar, yağlar ve bunları Bursa'da Bursa alacasıyla değiş tokuş ederler. Bugün Türkiye'de ipek Bursa'nın yanı sıra Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Ankara'da üretiliyor. Üretimin %60'ını sadece iki kent karşılıyor. Bilecik ve Eskişehir. Kozalar daha çok geleneksel yöntemlerle ipeğe dönüştürülüyor. Bursa genelinde veya Türkiye genelinde diyelim 150 bin kilo civarında yaş koza üretiliyor. Bundan da yaş kozanın yani 6 kilo veya 5,5-6 kilodan da 1 kilo ipek ipliği çekiliyor. Dolayısıyla 50 bin kilo civarında ipek ipliği Türkiye'de üretilebiliyor. Bu daha ziyade halıcılıkta kullanılıyor. İpeği üretilmeye başlandığından sonra tabii tüm Osmanlı sarayları hem Çin'den gelen kumaşın hem de Bursa'da üretilen kalitesinin arasındaki farkı görünce bütün saraylara gerek perdelerinden işte kıyafetlere kadar tüm üretilmeyi Osmanlı saraylarına Bursa üstlenmiştir. İpliğin pürüzsüz bir şekilde çekilmesi ve pürüzsüz bir şekilde filamanlarının birleştirilmesi ve ince bir halde çekilmesi çok önemlidir. Çünkü iplik ne kadar ince ve çok flamanlı olursa kumaş o kadar çok dökümlü olur.
Bu özellik çok önemlidir. Onun için Bursa ipeğinin de özelliği burada. Çok ince ve çok kusursuz bir iplik çekilir hale gelmiş. Bursa'nın becerisi burada zaten. Çin ipeği ile bizi ayıran unsur buradadır. O da ipektir, bizimki de ipektir. Aynı kozalardan üretilmekte ama o ipliğin çekilme şeklinden kaynaklanan bir kalite unsuru vardır. Flamanı çoğaldıkça, ipliğin birleştirilmesi çoğaldıkça kumaşın dökümü artar. Birinde daha sert olur, birinde çok dökümlü bir kumaş haline gelir. Tarihi Kozağan, adı üstünde, ipekle bütünleşen, ipekle sembolleşen bir yapı. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri. Tam 520 yıldır ayakta. Kozağan geçmişte dünya ipek ticareti ve koza alım satımında önemli bir merkezdi. Yıllar içinde Tarihi Han'ın misyonunda da değişiklikler oldu. Kozağan bugün artık ipekçilikle uğraşanların değil, ipek meraklılarının buluştuğu, akın ettiği bir yer. Mağazalarından dışarı taşan rengarenk ipek kumaşlar yerli ve yabancı turistleri baştan çıkarıyor. Tabii turist yapısı fark ediyor zaman içinde şey yapısı, gelen ülkeler vesaire yapısı. İşte kraliyet ailelerinin efradından tutun, işte Suudi Arabistan, Katar vesaire, şahsen bildiğim için onlardan geliyorlar. Diğer gelir gruplarından geliyorlar ve buralarda mutlaka dağılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar, bu mekanları çok seviyorlar. Yani Osmanlı dönemindeki o motiflerin daha detaylı çizerek, kalıba çekip tüm o muhteşem edasıyla o desenleri kumaşa yansıttım. İznik çinileri özellikle çok ilgimi çekiyor. Kütahya porselenlerindeki desenler. Selçuklu motifleri, yani geçmişe de gidiyorum. Hitit dönemindeki eski uygarlıklara da gidiyorum. Fakat Osmanlı döneminden etkilendiğim kadar hiçbir şeyden etkilenmedim. Osmanlı çok inanılmaz sanatlı düşkünlüğü. Yani ev kapısındaki oymalara kadar hep sanat. Her yerde sanat var. Onun için bunları tamamen ipek üzerine yansıtmak istiyorum. Türkiye'de ham ipeğin tamamına yakını halı üretiminde kullanılıyor. Yılda yaklaşık 50 bin metrekare halı dokunuyor. Türk ipeğinden dokunan el halıları deyim yerindeyse altın değerinde. Bugün dünyanın en güzel, en ince ve en dayanıklı halısı olarak nam salan hereke halıları sadece ve sadece Bursa ipeğinden dokunuyor. İpeğin beyazlığı, parlaklığı, kalitesini etkileyen en önemli faktör. Türk ipeği gerçekten mükemmel bir beyazlığa ve parlaklığa sahip. Onun için hangi malzemede kullanılırsa kullanılsın mükemmel sonuç veriyor. Biz dünyanın en iyi halılarını yaptığımızı iddia ediyoruz ve bunun için de dünyanın en iyi malzemesini kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Onun için Türk ipeğini kullanıyoruz. Dünyada dokunması en zor halıdır. Türk düğümü, yani çift düğüm tekniğiyle dokunur ve her bir santimetre karesinde 100 ve üzeri düğüm bulunur. Hereke dokumak ustalık ve sabır ister.
yapılıyor. Yaptığımız iş uzun sürüyor ama insan sevinçle yapıyor. Ne bileyim, küçük bir motif çıkardığında, daha devamı getirdiğinde insan seviniyor, farklı şeyler çıkartıyor. Mesela yaptığım işte bir portre, bir ne bileyim resim yapıyorum şu an. Yaptığım işte sevinçle yapıyorum. Böyle insanların tek tek işliyorum. İnsanların önce kıyafetlerini, sonra da ne bileyim yüzlerini falan. Ama sonucunu insan merak ediyor, nasıl çıkacak acaba diye. İpek farklı bir şey. Dokundukça ayrı bir renk, pırıltı, yumuşaklık veriyor insana. Bitirdiğimde de bu benim eserim diyebiliyorum yani. Çok seviniyorum. İpek bir aşktır. İpek bir doğa mucizesidir. İpeğe dokunabilmek, ipeğe sahip olabilmek, ipek halıya sahip olabilmek çok büyük bir ayrıcalıktır. İnsanlar bir ipek halıya sahip olduğu zaman adeta bir aşkla bağlanıyorlar. İnanın ipek halıyı üretenler de, satın alanlar da adeta ciddi bir sevgiyle bağlanıyorlar, bir aşkla bağlanıyorlar ve ömürleri boyunca öyle güzel bir mücevhere, öyle güzel bir halıya sahip olmanın gururuyla yaşıyorlar. Geçmişte olduğu gibi bugün de kalitesiyle aranılan bir ipek. Ancak Çin faktörü geçen yıllar içinde Türkiye'de de etkisini gösterdi. Türkiye şimdi sultanların ipeğini eski ihtişamına kavuşturabilmek için ciddi politikalar devreye sokuyor. Bursa'da ipeğin ve ipek böcekçiliğinin Bursa yaşadıkça Bursa ile beraber sonsuza kadar yaşaması, sürekli canlı tutulması için özellikle Bursa'nın ilk kurulduğu bölgeler olan dağ ilçelerinde yeniden bu projenin yaygınlaştırılmasıyla alakalı bir çalışma başlattık. Çalışmanın bir ayağında çiftçimiz var. Bir ayağında da Bursa'da ipekçilik üzerine bir yüksek okul açtık. Moda Tasarım ve Meslek Yüksekokulu, ipek kozasından elde edilen ipliğin fabrikalarda el dokumalarıyla, değişik klasik motiflerle işlenmek suretiyle ürün olarak dünya pazarlarına sunulması projenin temel amacı budur. Narin, parlak, zengin, tırtıldan sarayların baş köşelerine uzanan bir serüven. 5000 yıldır dünyayı sevgili gibi sarıp sarmalıyor. Dokunduğu her yeri gül bahçesine çeviriyor. Ve ipeğin Anadolu'da tarih yazanı. 600 yıldır hafızalarda yer edinen ve de aranılanı. Bursa İpeği.